güneşli 25 Haziran sabahından herkese günaydın. Güneşli diyorum çünkü uzun süredir yağmurlar en sonunda güneş açtı. Hava muhteşem. Çok uzun bir süreden sonra sizinle MT-800'ümle karşınızdayım. CF MT-800'ümü aldım. Daha 500 kilometrede biliyorsunuz 650 metre almıştım. 2000 kilometrede onu sattım. Onun testini yapamadık. İnşallah bunun testini yapacağız. Bugün 3 motor Bursa taraflarına gideceğiz. Zafer ve Şafak abiyle beraber. Çok güzel bir sohbet olacak. Eminim güzel yerler göreceğiz. Koca yaylaya doğru çıkacağız. Hem o esnada da yeni aldığım motor hakkında size biraz bilgiler veririm. Hem de gün içerisindeki güzel anılarımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi beni bekliyorlar sabah saat 8.30. Hatta biraz geçti. Ondan sonra yolculuk esnasında da hem sohbet ederiz. Gerisini bakalım, macerayı anlık anlık paylaşacağız. Hadi bakalım gidelim. Vallahi sabah saat 8.30 olmasına rağmen hava mükemmel. Özlemişiz bu havaları. Haziran'ın 25 oldu. İnanılmaz yağmurlar vardı burada Boğuzyük'te. Ya tam çıkmaya niyetleniyoruz. Yağmur. Ama öyle böyle bir yağmur değil. Her yer sel oluyor. Bir anda logarlar taşıyor. Arabalara su basıyor. Arız alanlar falan. Ekosistem, doğanın dengesi tabii ki mahvoluyor. Evet, az önce de bahsettiğim gibi 800 MT'mizi aldık. Yaklaşık 2 ay oldu. Vallahi ucundan aldık. Yani şöyle diyeyim ben size. Ben bu motoru aldım ve fiyatlar uçtu gitti. Yani şu anda bakıyorum. Bu motor 580 bin lira civarında. Alınır mı? Alınmaz mı? Çin mi? CF mi? Tabii onları söylemek istemiyorum ama onları yolda bahsedeceğim. Şimdi geldiğim gibi Zafer'le Şafak abi beni bekliyorlar. Herhalde ben biraz geç kaldım. Ne oldu? Zafer'den ilk fırça yedik. Günaydın. Teşekkürler. Haber kardeş. Sen ne yapıyorsun? Vay benim kardeşim. Neredesin sen? Bilmeyeceğin esnaf oldun. Abi saat 8.30 dedin. Tamam, saat kaç? Saat kaç? Uyudum. Şimdi Zafer inanılmaz motorlara sahip. Ya. Ama tabii kapalı dükkan. Çok güzel. Şuradan şöyle göstereyim. Görebilir miyiz buradan bakayım. Böyle burada bir sürü eski antika motorlar var. Onu daha sonra inceleyeceğiz özellikle. Şafak abi nerede? Tamam. Evet, bu senenin ilk güzel turu olacak. İlk uzun yolu olacak. Yavaş yavaş gidiyoruz. Zafer yanımda. İlk önce tost yiyeceğiz. İlk önce... Adem abi! Neyse Adem abi gördük. O da bizim gibi motorcu. Devam edelim. İlk önce bizim oraya gidip tost yiyeceğiz. Şimdi ben uzun süredir yoktum. İşler çok yoğundu. Bu arada emekli de oldum. Emekli olduktan sonra kendi iş yerime geçtim. Babamdan devraldım diyelim. Küçük bir lokanta tarzı yerimiz var. İşte tost yapıyoruz. Menemen falan. Saç kavurma, güzel şeyler. Şimdi oraya gideceğiz. Orada sabah kahvaltımızı yapacağız, tostumuzu. Hem orayı da size göstereceğim. Yolunuz düşerse beklerim. Çayımı için. Şafak abi burada. O da para çekecekti. Bize işaret yaptı. Gidiyoruz. Dediğim gibi bekliyorum. Yolunuz Bozcu'ya düşerse. Hemen adliye geçtikten sonra sağ tarafta. Bozcu'nun içinde. Sorarsanız Özgüven Petrol diye. Herkes size gösterir. Bu da küçük bir reklam olsun. Reklam değil de. Hani gelirseniz çayımı kahve tostumu yersiniz. Evet geldik. Bu bizim küçük sevimli kafeteryamız. Şimdi kısaca onun içini de göstereceğim size. Gün şu motoru bir boşalalım. Yol esnasında da motor hakkında bilgiler vereceğim tabi. Daha sonra da detaylı bir inceleme yapacağız.
Evet, salaş bir mekan. Babam orada bekliyor. Biraz kızgın tabii. Bugün dükkanı yönettim. Günaydın. Ne yapıyorsun? Tamam olsun. Ben biz de tost yiyeceğiz ya çocuklarla. Kaşar da aldım. Böyle bir mekan. Gördüğünüz gibi bu iç kesim de var. Vallahi yolunuz düşerse beklerim. Vallahi tosta şahane oldu ha. Şimdi bunu yiyeceğiz. Eğer öyle yolda falan işaret verip öne geçip hani böyle vakit durup falan bir şey yapacaksan işaretleşin. Tamam. Yaparsın öyle atraksiyonları. Şimdi Şafak abi geldi. Karnımızı doyurduk mis gibi. Tostumuzu da yedik. Teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Şafak abiyle geçen de çok sisli bir yolda devam etmiştik. Bugün 3 motoruz. 3 motorla keyifli bir yolculuk. Tostumuz yedik. Vallahi çok güzeldi. Güzel bir gün bizi bekliyor. Yolculuğa başlayalım. İlk önce İnegöl'den Kocayaylı'ya doğru çıkacağız bakalım. Harika virajlar, harika yollar bizi bekliyor. Hazırlanıyoruz yavaş yavaş. Yolculuğumuz devam ediyor. İnegöl'ü geçtik. Şu anda Bozova yoluna girdik. Buradan Kocayayla'ya, Keles'e doğru gideceğiz. Bozova muhteşem bir yer. Özellikle yolu harika. Virajlarıyla, yeşilliğiyle efsane. Buraya gelmenizi tavsiye ederim. İnegöl'e geliyorsanız şayet, gelenler biliyordur muhakkak. Ama gelmeyenler için kesinlikle tavsiye ederim. Sürekli gördüğünüz gibi viraj. Öyle işte, güzel bir yolculuktu. Yaklaşık bir 80 kilometre oldu. Şimdi konumuza hemen çabucak dönelim. Çok bekleyen oldu. 650 MT'ye aldığım zaman CF'yi, inceleme videosu çekmemi çok istediniz. Ben de çok istedim ama maalesef anlattığım gibi fırsatım olmadı. Dur bakalım, burada duruyoruz. Niye durduk onu da bilmiyorum. Ha, kameraya takacak. Zafer de kask kamerası takacak. O esnada ben de size hemen kısaca anlatayım. 650 MT'ye aldık. 2000 km gezdim. Kışa denk geldi zaten. İşler güçler derken inceleme videosu çekmedik. Ama hayalimde aslında 800 MT vardı. Net söyleyeyim size. İlk çıktığı günden beri takip ediyordum. 650 MT de güzel bir makina. Daha önce 650 TK da kullanmıştım CF'nin. Hani dedi ki hem param biriksin hem 650 MT'yi de binmiş olurum. Basamak olarak kullanırım. Sağ olsun Furkan da bana çok yardımcı oldu. Israr etti abi, al bu makinayı diye. Onu verdik, bunu aldık. Nasip oldu. Bu makine tahminimden çok düzgün çıktı. Tabii şu anda fiyatlar 570 bin civarlarına çıkınca alınır mı alınmaz mı? Tabii ki o sizin kararınız. İşte bu Çin muhabbeti, Japon muhabbetine girmek istemiyorum. Japon bu kadar, Çin bu kadar, buna bu kadar para verilir mi falan. O sizin kararınız. Hiç yorum yapmayacağım bu konu hakkında. İsteyen istediği makineyi alabilir. Yani ben aldım. Bugüne kadar da Japon makinem olmadı dediğim gibi. Çin makinelerle devam ediyorum. Gayet de memnunum. Yalnız bu makina inanılmaz. Efsane. Görüntüsü şahane. Yani aşık oldum. Resmen aşık oldum. O keskin şahin bakışları zaten. Beni benden oluyor. 790 KTM bloğu var biliyorsunuz bu makinede. Öndeki Zafer'in 790 KTM ile çalışması birebir aynı. Hiçbir değişiklik yok. 96 beygir civarında. İki tane mod var. Sport moduyla Rain modu. Ekran kocaman, TFT 11 inçe yakın bir ekran var. İşte buraya Odo veya Trip 1, Trip 2 atabiliyorsunuz. Dış sıcaklık var. İşte hız göstergesi, yakıt göstergesi, devir saati, normal saat. Yani bunda navigasyon falan da var. Apple CarPlay'la buna gelmedi, desteklenmedi. Ama gelse de ben pek kullanacağımı zannetmiyorum. Niye derseniz, öyle ortada kocaman bir navigasyon şeyi çıkıyor. Bizim telefonlardaki gibi değil. Sağ dön, sol dön. Çok belli belirsiz bir konumda. Onu çok beklediğimi söylemiyorum. Onu bir eksiklik olarak görmüyorum. Yani bu makinede tek sevmediğim özelliklerden bir tanesi streşimi elciklere biraz fazla veriyor. Peklerde pek hissetmiyorsunuz. Ama elciklerde hissediyorsunuz. Belli bir zaman sonra elleriniz uyuşmaya başlıyor. En güzel tarafı cruise control. Cruise control çok iyi. Quick shifter çok iyi. Cruise control'de hızı sabitle. Devam et.
Bu iki tırda da vites yükseltip alçaltırken çok hızlı geçiyor. Lastikler tuplex, tel jant olmasına rağmen gayet başarılı o da. Maxxam diye bir lastik kullanmışlar. Geçen hafta o fırtınalı, yağmurlu günde kullandım. Gram etkilenmedim. Rain modunu aldım zaten yağmur moduna. Yani bunların özelliğini anlatmama gerek yok. İnsanlar çoğunu biliyorlar zaten. Üçlü çanta setinin olması, koruma demirleri, sis farlarının olması kendiliğinden. İşte ağırlık merkezi üst tarafta biraz. Şehir içinde biraz zorluk çekebilirsiniz ama alışıyorsunuz. Uzun yolda ağırlık merkezinin üstte olması viraja girerken size çok rahatlık sağlıyor. Yani böyle genel Alman'da güzel bir inceleme çekeriz fırsatını bulabilirsek kişilerden. Ya biliyorum çok video çekemiyorum. Zaman, mekan, işte çalışma şartları, biliyorsunuz hayat şartları da bu aralar. Anlık değişiyor her şey. Dolar aldı başını gitti. Ekonomiye de girmek istemiyorum. Artık herkes nasıl yaşamak istiyorsa öyle yaşar. Keyfimize bakacağız. Evet, şu anda Bozova yolunda tam olarak girdik diyelim. Yeşilliklerin arasında efsane bir yolda gidiyoruz. İleride de bir kahve molası vereceğiz bakalım. Bozova'ya geldik. Yalnız tabelada Bozova yazıyor. Muhtemelen Bozova. Ben hep Bozova diyorum. Bozova. Burada bir kahve içecektik. Görüyorsunuz abi. Her yer yemyeşil. Su. Bu dağın etekleri. Abi şu ileride bir yer var. Orada oturalım. Şurada da var duracak yer. Oraya gidelim. Tamam. Evet, bir kahve molası vereceğiz. Harika bir viraj yolculuğu doğanın yeşilliğin içerisinde. Şimdi bakalım kendimize. Şimdi burası böyle evler yapmışlar. Temiz hava, mis gibi. Genelde işte biraz daha üst yaşlı kesim burada kalıyor. Onun haricinde sakin ama çok soğuk. Yani aşağıda yandık. Burası bildiğiniz soğuk. Rakım yüksek oldukça. Bakalım ya, bulacağız bir yer ama. Bakalım. MT-800'ümüzle ilk uzun yolculuğumuzun ilk varış noktasına geldik. Burası şahane bir yer. Bakın şimdi burada bir kahve molası vereceğiz. Kimsecikler yok ya. Buraya tuvalete giren yok ya. Hem de kalabalık olur mu diye. Hayır abi. Aslında şöyle gidelim. Bir kere sahibim. Hani yerler o küçük. Evet. Ya işte orada vardı. Bir kere kapatmışlar diyor. Yani ya onu değil mi? Bak. Bir kere kapatmışlar. İlk durak. Kaskın önce onu sildim bak. Ha? Yok yok. Gerek yok şu anda. İlk evet. Durak Bozova. Buradan gideceğiz. Harika bir manzara eşliğinde kahvelerimizi içtik. Şafak abi de temizliğini yapıyor. Çok titiz bir adam. Bardakları falan. Teşekkür ederiz. Eline sağlık. Kahve afiyet olsun abim benim. Evet. Şimdi koca yaylaya doğru devam edeceğiz. Hazırlanıyoruz. Ve yola çıkacağız yavaş yavaş. Hadi bakalım. İlk CF800 MT ile yolculuğumuz keyifli bir şekilde devam ediyor. Şu yakışıklar, şu karizmaya bakar mısınız? Ha.
Hadi bakalım. Evet, koca yaylaya geldik. Görüyorsunuz bungalov evi tarzı evler. Şurada da otağlar var. Oba tarzında. Osmanlı dizisini falan hatırlayanlar. Koca yaylayı bilenlere söylemeye gerek yok. Kocaman bir yayla. Ama yol çok kötüydü. Tozluydu. Sanki 2-3 sene önce geldiğimde yol bu kadar kötü değildi. Yalnız bugün felaket kötü. Zafer'le Şafak abi arkada kaldı. Bakın burada atlar var. Evet, otağlar burası. Üzerlerini çadırla kaplamışlar. Böyle yemyeşil bir arazi. Biz geldiğimizde burası inanılmaz kalabalıktı. Bugün çok sakin. Sebebi daha havaların yeni ısınması olabilir. Bir de bayram arifesindeyiz. 2-3 gün sonra Kurban Bayramı var. Onun da telaşı olabilir ama insanlar yine bakın buralarda piknik falan yapıyorlar. Gölgelerlikte. Bakalım. Biz de burada birkaç saat mola vereceğiz. Ondan sonrasına bakacağız. Bence bunun alüminyum olduğunu var. Hı? Alüminyum var çantanın. Ha? Abi benim kahveyi bir dökeyim ben ya. Koca yaylaya gelip de çay içmedik demeyelim. Şafak abimin muhteşem çayını içeceğiz şimdi. Bizi bir gazladılar. Şunları 190 liraya aldık. Yani bir gösterseydim. Fotoğrafımızda görünmüyorlar. Göstereceğim şimdi. Koca yerlere gelirseniz Ruffles'ları falan evinizden getireyim, bisküvitleri de. Çünkü şu 3 parça şeye 200 lira para verdik. Vermeyecektik de artık söz ağzından çıktı. Abi her yerde yapıyorlar bunu, her yerde. Her yerde yapıyorlar. Ama kahve, ya, çay güzel. Ben burada boşuna oturuyorum, bak ne diyor. Yarın ekstra 250 yapacağım diyor. Ay şey dersin bize, burada boşuna mı oturuyorsun? Şu anda Şafak abinin elinde tuttuğu çikolata 50 lira arkadaşlar. Hatta eridi bile. Şafak abi lütfen yavaş. Lütfen yavaş abi, bak bunu sindire sindireyi. 50 lira para verdin. Önce kağıdından başlayın. Kağıdından başla yola. Baksana abi ya. Neyse bir şey demiyorum. Türker ya, boşuna oturma. Tabii marka var üzerinde. Adam da boşuna oturma. Aynen. Siz olun yine, çarşıdan mı alacaksınız, pazardan mı alacaksınız? Aldın abi. Keles Koca Yayla'ya geldik. Şimdi Zafer'le Şafak abiyle danışmaya geldik. Burada bungalov evler var. Günlüğünü sorduk. Gecelik hafta içi 750 lira. Burada da danışma var. Telefonunu da göstereyim ben size. Hafta sonları ne kadardı? Hafta sonları 1500 lira. Eğer karavanla gelirseniz karavan yerini de göstereyim ben size. Geceliği 100 lira. Çadırla da gelmiş çadırla olsanız. Aynen. Şimdi bungalov evlerine doğru gidiyoruz. Burası böyle yapılmış. Çadır hafta ve sonu. Karavanda kişi ücreti değil, çadır fiyatı. Çadır fiyatı. Kaç kişi kalırsa. Tamam, ne kadar kalırsa 100 lira. Aslında gelinir yani, güzel, hoş. Şöyle göstereyim ben size, oraya doğru gidiyoruz zaten. Dağ manzarası. Burada karavanlar var gördüğünüz gibi. Adam çadırını kurmuş. Yukarıya doğru çıktığınız zaman karavanlar. Geceli 100 liraya kalabiliyorsunuz. Öğrenmiş olduk. Daha önce yapım aşamasındaydı burası. Ama şu anda gayet güzel. Nezih bir ortam. Uludağ'ın etekleri. Aynen, karşıda gördüğünüz gibi Uludağ'ın tepesini görebiliyorsunuz. Oraya doğru gidelim şimdi. Evler şu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Belediyeye ait galiba değil mi? Burası özel mülk. Şöyle bir görüntüsü var. Hafta içi 750, hafta sonu 1500 lira. Ama Ağustos'a kadar hafta sonları dolu diyorlar. Onu da söyleyeyim size. Böyle bir görüntüsü var.
Bu da buraya bilgi olarak kalsın. Kocaeli'den ayrılıyoruz yavaş yavaş. Temiz hava iyi geldi valla. 2 saat falan oturduk. Sohbet şahaneydi. Şimdi Keles'e doğru gidiyoruz. Orada bir lokanta bulup karnımızı doyuracağız. İlk önce yakıt alacağız. Oradan da rota Tavşanlı tarafı diye konuştuk. Bakalım bundan sonraki güzergahı ben pek bilmiyorum. Bundan sonrası Zafer'de. Güzel bir yer. Gelmenizi tavsiye ediyorum. Özellikle karavanla, çadırla, az önce gördüğünüz bungalov evler. Keles'e geldik. Şu lokantada yemek yedik. Ya var ya, temiz hava acayip çarptı. Koca yaylada rakım çok yüksek. Böyle bir yorgunluk çöktü, ağırlık çöktü. Yoruldum, resmen yoruldum. 2 saat uyusam orada çok iyi olacaktı. Şimdi gidiyoruz Harmancık tarafına, Tavşanlı tarafına. Oradan sonra gideceğiz bakalım. Hava sıcak. Sıcaktan yana bir tek derdimiz yok ama temiz hava fena çarptı. Güzel güzel gidiyor her şey. 800 MT ile yolculuğumuz gayet keyifli. Keyif alarak motorun gücü gayet başarılı şimdilik. Ekip de iyi. Şafak abiyle, Zafer'le çok iyi anlaşıyoruz. Bakalım ileride daha güzel yerler varmış manzarada. Oraları da göreceğiz. Devam edeceğiz. Gezmeye gidiyoruz. Arkadaş navigasyonu ayarlamaya çalışıyor. Gezmeye gidiyoruz, gezmeye. İzmir değil. Şöyle dağları gezeceğiz. Hadi bakalım, görüşürüz. Hadi bakalım. Keles Harmancık arasındayız. Nasıl bir manzara, nasıl bir viraj, mükemmel. Şuraya bakın. Doğayla içeceksiniz. Bol viraj. Sürekli dönüyorsun. Sağın solun yemyeşil orman. Mükemmel, mükemmel. Kesinlikle gelmeyen varsa gelsin abi. Gelin. Buraya gelin. Harika bir yol. Harika bir manzara. Evet, bu güzel günde Şafak abi ve Zafer bize eşlik etti. Çok teşekkür ederim ikisine de. Abi çok sağ ol. Yolu artık yavaş yavaş bitirmek üzereyiz. Ama daha yeni yollar, yeni rotalar devam edecek. Şimdi yavaş yavaş devam ediyoruz. Son bir 30 kilometremiz kaldı. Ne kadar? 11 saattir motor tepesindeyiz. Hay maşallah. Sabah 8. Saat kaç oldu şu anda? Aynen. 7 çeyrek değil, senin saat ön. 18.57 saat şu anda. Yani o saatlerde. Yine devam ediyoruz, oradan ayrılırız. Aynen aynen, devam ediyoruz daha. Kaç? 253. Gidene kadar 350-300 olacak. Aynen. Hadi bakalım. Şimdi yavaş yavaş yolculuğumuzun son evresine geldik. Motorumuzu çalıştıralım. 800 MT'mizi. Daha sonra kapanış konuşmasını da yapalım değil mi? Hadi bakalım. Gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar, uzun süreden beri İlk videomuz, bayağı bir zaman geçti üzerinden. Beni izlediniz, çok teşekkür ediyorum. Benimle birlikte güzel bir yolculuk yaptınız. Videoların devamı gelecek inşallah. Vakit bulabilirsek işlerden, güçlerden. 800 MT'mizi ilk uzun sürüşümüzdü. Güzeldi, keyif aldım.
869 kilometre oldu. Bin bakımına gireceğim Bursa'ya. Bin bakımından sonra artık yavaş yavaş gazlamaya devam edeceğiz. 150-160 yaptım. Çok fazla zorlamadım motoru. İyi viraj oldu. Çok güzeldi. Sürekli vites değiştirdim. Alışıyoruz birbirimize yavaş yavaş. Umarım bu motorla da çok güzel yollar, çok güzel maceralar yaşayacağız. Yavaş yavaş videonun sonuna geliyoruz. Dediğim gibi beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sizden ricam kanalıma abone olun. Bir de Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Instagram adresim basic. Zaten videonun altında da ara ara paylaşıyorum. Instagram'da da aktifim. Güzel şeyler paylaşıyorum. Oradan da takip ederseniz beni sevinirim. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. İyi davranın. Güzel motorlarla güzel sürüşler yapın. Segment fark etmez, CC fark etmez. Yeter ki motor olsun ve bu rüzgarı hissedin. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Ben kaçar.